sevgili İzmirliler, Elveda Rumeli 1950. Burada aslında bizim söylemek istediğimiz başka bir şey var. Sizin bildiğiniz Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı. Birinci Dünya Savaşı'na girdik, şunlar şunlar oldu diye biliyoruz. Ve İkinci Dünya Savaşı'na girmedik diye de belirli bu Anadolu'ya bu şekilde anlatılıyor. Ama Balkanlar öyle değil. Balkanlara savaş hiç durmadı. Balkanlarda katliam, Balkanlarda Müslümanlara, Balkanlarda bizim Boşnaklara, Arnavutlara, oradaki bütün inançlı insanlara katliam hiç durmadı. Sırplar özellikle Sırplar, oradaki Müslüman inançlı insanları azınlığa düşürebilmek için örtülü korkunç cinayetler işlediler. İşte en son cinayetlerin yine de Srebrenica'da 10 bine yakın çoluk çocuk kadın, yani tavuk kesmeye kalksan 10 bin tavuk, 10 bin güvercin kesmeye kalksak 10 bin güvercin, 10 bin, 10 kişi değil, 10 bin çoluk çocuk yaşlı kadın erkek, mermi dayanmaz, süngü dayanmaz. İnsan olan insanda kalp dayanmaz, vicdan dayanmaz. 10 bin insan, 10 bin, say say bitmez. Otur say bak, 1, 2, 3, 4 diye saymaya başla, 10 bine kadar sayamazsın, çıldırırsın yani. Ama 10 bin insan, 1, 2 günde bir katliam. Kim? Sırplar. Bu Sırplar yalnız Srebrenica'da yapmadı ki bir katliamı. Karadağ'da yaptı, Bosna Hersek'te yaptı, Balkanlar'da yaptı, bizim Arnavutluk'ta, Kosova'da yaptı, her tarafta yaptılar. Kesmedik, vurmadık, öldürmedik, yakmadık, kimse kalmadı. Bizim Münir Müftüoğlu var, Ahmet'in babası rahmetli Münir Müftüoğlu, benim belediye meclisimdi, ben onun yanında büyüdüm, o benim abim, o bizim abimiz, onun anlattıkları var. 40 tane genç kadın, kız, boşnak kızını 2. Dünya Harbi'nde 40 tane genç kadını, kızı ellerine kol kola bağlıyorlar, ortada bir ateş yakıyorlar. Tavuk kızartır gibi kızarttılar yani boşnak kızlarımızı, insanlarımızı. Her gün birkaç kişi öldürüyorlar, buna tarih yazmıyor. Bunlar bu insanlarla beraber öbür tarafa gidiyor. Bu insanlarla unutuluyor. Bunları biz şey için söylemiyoruz. Bir kan davası peşindeyiz, bir kin davası peşinde değiliz, bir intikam davası peşinde değiliz. Ama tarihi belgeleri bilinmesi lazım. Bunlar da bu büyüklerimize saklı. Bunlar da yaşlı insanlarımıza saklı. Ve özellikle söyleyeyim. Savaş yalnız Birinci Dünya Savaşı, yalnız İkinci Dünya Savaşı değil. Bu savaşlar arasında özellikle İkinci Dünya Savaşı sırasında Yugoslavya'da facialar, katliamlar korkunç ve hala Bulgaristan, ondan sonra Bulgaristan'da ve dün işte biraz önce söylediğimiz gibi 1995'te Srebrenica'da korkunç katliam, evet. Korkunç. Daha dün yani, 1895 değil, 1895 değil veya 2. Dünya Savaşı, 1995 yılında Avrupa'nın göbeğinde 10 bin insan ve bu göz göre gitti ve Hollandalıların ihanetiyle gitti, Avrupalıların gözü önünde gitti, kimse de kımıldamadı, kimsenin kılı kıpırdamadı. Ama bunları anlatmamız lazım, bunların konuşulması lazım. Bugün işte Ermenistan hala Karabağ'ı hala işgal altında. Hala Azerbaycan Karabağ'ı işgal altında. Evet başkanım, seni dinliyorum. Evet, maalesef bu acı tablo önümüzde. İsaga, aldım mesajını İsaga. İsaga aldım. Sami Aga, Sultan Hanım, hepinize iyi akşamlar. Aldım mesaj. Şef Hüseyin, dinliyor musun bilmiyorum. Sevgili makinemiz Şef Hüseyin, Sami Kutlu'da geçmiş olsun. İsaga geçmiş olsun. Aldım Sultan Hanım, hayırlı akşamlar. Evet, buyurun. Ben de geçmiş olsun değerli abilerime. Tabii çok büyük acılar yaşandı. Aynı senin söylediğin gibi biz bir intikam peşinde değiliz. Ama bunları da yaşanmamış kabul edemeyiz. Yani bizim ülkemize dayatılan işte Ermeni soykırımı 100 sene önce olmasına rağmen bunun tanınması için bir sürü uluslararası entrikalar uygulanıyor. Karşılıklı her iki ülkenin birbirine yaptığı mücadelenin
anlatılması, gerçeklerin ortaya çıkarılması yerine dünyada bazı diasporalar, bazı topluluklar Türkiye'ye bir şeyler dayatmak istiyor. Ama bizde böyle bir şey değil. Yani 1800'lü yıllardan itibaren Balkanlarda kan çok akmış. Senin dediğin gibi. Balkanlar içerisinde iç göçler çok yaşanmış. Şimdi biz gidiyoruz 1850 yılında Halil Beyli Boşnaklarını buluyoruz. Ben buradan Halil Beyli Boşnaklarına büyük sevgi ve saygılarımı iletiyorum. 1850'li yıllarda gelenlerin kaç kişi geldiği, adı soyadı her şeyi var. Buradan Mustafa Celep Çule amcama çok çok teşekkür ediyorum. Her türlü kaydını tutmuşlar. Çok güzel. Kaç kişi gelmiş, nasıl gelmiş, nereye yerleşmiş hepsi var. Şimdi biz bu kültür mirasımızı yaşatmamız gerekiyor. Biz kültür ve tarihsel anlamda bunu bir yeni nesle anlatmamız gerekiyor. Kimsin, nereden gelmişsin, neler yaşamışsın, atan kimmiş? Bu belgeselde bunları bulabilecekler. Bu önemli bir girişim. Çünkü bugün babası Boşnak olup da evladı sorduğu zaman ya benim babam gelmiş ama ben bilmiyorum diyor. Ama yarın öbür gün böyle bir şey sorulduğu zaman evladım veya kızım gel diyecek. Oturalım şu cihazın başına. Koyacaklar CD'yi 5 bölümlük. Boşnaklar kimmiş? Ama akademisyen anlatacak, ama yaşayan anlatacak, ama giysilerini gösterecek, ama kıyafetlerini gösterecek. Orada Boşnakların kim olduğunu, neden buraya nasıl göç ettiğini çok net bir şekilde görebilecekler. Biz bunun gerçekten çok üzerinde çalışarak güzel bir belgesel olması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu belgeselde bize destek veren çok değerli Doktor Hakan Tartan'a tekrar teşekkürlerimizi iletiyorum. Çünkü gerçekten böyle bir kültür hizmetine kendisi gazeteci kökenli, sosyal kökenli bir insan olarak böyle bir şeyde destek vermesi bizleri Boşnak insan olarak gerçekten çok mutlu ediyor. Tabii bu arada Sosyal Güvenlik Bakanı Hakan Tartan Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptığı sırasında bizim Balkan göçmenleri ilgili Bulgaristan'dan göç eden insanların sosyal güvencileri, emekli maaşları ilgili de iyi çalışmalar yaptı. O zaman da kalıcı çalışmalar aldı ve orada birçok bugün hemşerimiz emekli maaşını alabiliyorsa onu yaptı. Çalışmalar oldu. Yani o Sosyal Güvenlik Bakanlığı sırasında da yine bize yönelik çalışmalarını daima yürüttü yani o bakımdan. Ya bir de şeyi teşekkürüz çok yani. Güzel yaptı. Biz o konuda daha müteşekkiriz kendisine gerçekten. Mostar Köprüsü Hırvat topçuları tarafından yıkıldığı zaman o tarihi köprü yapımı esnasında bir ödenek krizi yaşanmıştı. Bu sırada gerçekten Sayın Hakan Tartan bu konuda gecesini gündüzüne katarak büyük bir efor sarf ederek oranın ödeneğini Türkiye'nin kısıtlı şartları içerisinde çıkarttı ve o köprünün yaptırılmasında son tuğlayı konmasında büyük emeği oldu. Biz bu konuda da kendisine müteşekkiriz. Hatta bu sene biz Tuzla'ya ve Srebrenica'ya tekrar gideceğiz ve Mostar'a da gideceğiz. Özel bir sürpriz yapmak istiyoruz Sayın Hakan Tartan'a. Hmm. Çünkü o köprünün bitirilmesinde büyük bir emeği var. Mostar halkına bunu özel bir şekilde anlatacağız. Yani Mostar halkı o köprünün bitirilmesinde büyük emeği geçen Doktor Hakan Tartan'ın bu konudaki emeğini bilmesi açısından orada çok güzel bir tanıtım yapmayı da düşünüyoruz. Çünkü o tarihi köprü Avrupa'nın ortasında dimdik şu an için ayakta duruyor. Ve bunda da Sayın Hakan Tartan'ın büyük emeği vardır. Kendisine bu konuda müteşekkiriz. Selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz buradan. Hamza, bu dernekler arasında diyaloglar, mesela İzmir'de epey değişik dernekler var. Yöresel dernekler, mesela Makedonya'dan, Makedonya yöresi, nasıl Ege varsa, nasıl İç Anadolu varsa, nasıl Kuzey, yani Karadeniz varsa, nasıl Ege'de Akdeniz varsa, Balkanlarda da işte Makedonya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Yukarı Karadağ, sonra şey var, Kosova, Arnavutluk, Bosna Hersek, buna benzer. Bulgaristan. Buna oradan Yunanistan, Bulgaristan. Buralarda her yere yöreye göre dernekler var. Mesela Aydın Özcan bizim Trakyalılar Derneği. Evet. İşte sen Boşnaklar Derneği yine bizim şu anda öbür Boşnaklar Derneği başkanı şu anda Abdullah arkadaşımız. Abdullah Gül şu an var. Kemal Baysan'ın içinde olduğu Şaban Yaprak var. Öbür tarafta ne? Ömer Ok var. Necat Yılmaz var. Evet. Şerap şey var. Vahap Savaşan var. Milletvekillerimizden
Rıfat Said var, o Kosova ile ilgili. Vahap Savaşanlar, Şerafettin evet. abiler falan. Evet. Ekrem Selimler var tabii. Selimler Uluslararası var Banka Federasyonu Hı. Başkanı evet. Selim Ekrem abimiz. Yani böyle 47 tane şey var. Çok evet. dernek var yani değil mi? Şimdi mesela Hüseyin Kocaman var. Ege Banka Türkleri Federasyonu tabii, Başkanı. Tabii, çok tabii. değerli bir abimiz. Hatta tabii. benim rafinerden de abim. Maşallah. Şimdi evet, aslında bu dağınık yapı bir şekilde bunu toparlamamız gerekiyor. İzmir'de evet. bu konu gerçekten. Süleyman Pelimanoğlu, Ahmet Kemal Baysuk, Hüseyin Kocaman, Yalçın Özcan falan, Avukat Şener Biçer falan. Evet. Evet. Yani hepsi birbirinden değerli büyüklerimiz. Evet. Ancak biz daha genç olarak bir proje oluşturuyoruz şimdi. Yani bu projeyi biz bu yılki Balkan Halk Dansları Festivali'nde istediğimiz katılımı elde edemedik. Malici Ayhan Aydın'dan selam geliyor sana. Çok saygılarımı iletiyorum sağ olsun. Sağ olsun. Malici haberin olsun yani. Evet, Altındağ Esnaf Odası'ndandır. Ayhan evet. abime saygılarımı iletiyorum. Sevgilerimi iletiyorum. Şimdi bu Balkan derneklerini Cengiz abi biz bir İzmir Balkan Platformu adı altında bir araya getirmeyi düşünüyoruz. Düşünüyorsunuz yani. Düşünüyoruz. Bunun için çalışmaları başlattık. Yaklaşık olarak 26 tane buna benzer etkinlik yapacağız ki biz bunların bize bağlı olmasını istemiyoruz. Ancak İzmir'de Balkanlar konusunda herhangi bir etkinlik, bir aktivite olduğu zaman bu platform bir araya gelsin ve birbirini kucaklasın istiyoruz. Bu arada Medat'ı unutmayalım. Adnan var. Yani çok var. Medat evet, Hepsi Salih'in oğlu var. Selahattin var. Var. Çok var. Ekrem Selahattin var. Sayarsak 1,5 milyon sayacağım. Abdi Kanlıoğlu, Kemal Vatan, Muharrem Toprak çok var be ya. 3-4 liste. Evet. Müsaade var mı? Bir dakika. Adnan Taşar, İsmail Vatansever, Adnan Yetişkin, Doktor Galip Öztürk, Okran Korkmaz, Selim Erkin, Aydın Özcan, Kenan Günah, Ayşe Karadan, Mustafa Kader, Şaban Yaprak, Selim Yıldıran, Genel Başkan Yıldıran, Kurucu Genel Başkan, Barış Aysal, Abdülhamit Yür, Ercan Kahya, Çamdibi Mustafa Kaymakçı, Abidin Bayraktar, Adli Leher, Aydoğan, Hep Demirci, Kurucu Başka Ömür, Narin, Ertuğrul Süher, Oktay Erce, Mehmet Serbest, İlhami Yıldız, Ömür Şanlı, Erol Kaya, Mehmet Özgür, Ahmet Tekel, biraz bekletiyorum kusura bakma, Mehmet Şenay, Medat Şenay, Medat İrazesi, İbrahim Yıldız, Salih Babaoğlum, Rami Sezgin, Nazife Erol, Günay Can Kurtaran, Sebahattin Vatansever, İbrahim Kaya, Enbiya Çavuş, Atilla Üner, bunlar isimler, Celal Eriş, Ali Besim, Mustafa Dikmen, Balçova, Basri Eroğlu, Bornova, Hüseyin Paşaoğlu, Muhammed Mutlucan, Halim Garip, Fevzi Nalbantoğlu, Erol Çetin, Ali Akyüz, Mustafa Okuroğlu, İdris Demir, İsmail Yalnız ol devam ediyorum hemen. Bu okuyalım başlamışken. Vahap Savaşçan, Süleyman Pelivanoğlu, Kemal Baysak, Hüseyin Kocaman, Yalçın Özcan, Avukat Şenay Biçer, tekrar Bahattin Kılıç, İbrahim Dönertaş, Şerafettin Yüksel, Ali Kara, Münazim Paşa, Necat Yılmaz, Ekrem Selimler, Aynur Açıgöz, Ömer Ok, Hamdi Kanlıoğlu, Kemal Vatan, Muharrem Toprak, tabi Hamza Yavuz burada ve bendeniz Cengiz Bulut. Hepsi gerçekten birbirinden değerli evet, büyüklerimiz. Evet. Ama tabi bu büyüklerin bir araya gelmesi gerekiyor. Yani bunlar hayatlarını çeşitli iş kollarında, çeşitli yaşam kollarında değerlendirmiş tecrübe sahibi büyüklerimiz. Ama bunların 70-80 tane dernekte olabilirler. Çeşitlilik güzel olabilir. Ama Balkan konusu olduğu zaman İzmir'de bir danışma kurulu, bir platform gibi bir kurma ihtiyaç var. Biz bunun için neler yapabiliriz diye bazı çalışmalar yaptık. Bunlar için sosyal projeler hazırladık. 26 tane civarında bir sosyal proje hazırladık. Mesela bunlardan bazılarından örnek verebilirim isterseniz. Mesela İzmir'de bizim arzuladığımız bir Balkan Müzesi kurulmasını istiyoruz.
bunun içerisinde. Bende bir sürü kitap var. Ne? Kurun müziği, verin benim kitaplarım. Benim parlamentodan, Yugoslavya'dan değişik yerlerde bende bir ton kitap var, belge var. Onları ben teslim edecek bir yer arıyorum. Ne güzel bir şey. Yani şimdi, Cengiz abi, içerisinde 6-7 tane ülkenin odaları veya bölümleri olan, işte Boşnaklar için Makedonya'dan gelenler, Bulgaristan'dan, Batı Trakya'dan. Ben Bornova'da kurmuştum onu, eski bir binada kurmuştum. Ama kapandı. Yani, nasip, şimdi bu güzellikler yani, geliştirilmesi gerekiyor. Evet, şimdi ihtiyaç duyuluyor. Mesela bize telefon geliyor. İşte benim falanca tarihten kalma babamların getirdiği bir elbise var diyor. Doğru. Alıyoruz bunları, toplamaya başladık biz. Neden? Şimdi buradan da duyuruyoruz. Balkan platformuna destekçi gazetecilerimiz, siyasetçilerimiz, iş adamlarımız, toplumun her çevresinden, dernek başkanları, toplumun her çevresinden insanı bu platforma davet ediyoruz biz. Ama Doktor Şaban Acar Bey de unutmayalım. Yani Şaban Acar Bey unutulur mu? Doktor Şaban Acar Bey ayıp oluyor. Şaban Doktorum ayıp olur. İsmail Bayraktar dün evvel gün buradaydı. Yani bu şeyi Cengiz abi yapmamız lazım. İzmir'de Balkanlardan çeşitli misafirlerimiz geliyor. Eski Karşıyak ilçe müdürümüz bizim biliyorsun o da var. Yani, evet. Bunlar bir arada toplamayı... Muammer Gezgin. Ya bunları bir araya toplamayı becermeliyiz. Kolay değil. Ama becermeliyiz. Eğer biz diyorsak ki akıl, mantık, proje kazanır, biz projeyi ortaya koyacağız. Ondan sonra tek tek büyüklerimize gideceğiz, rica edeceğiz. Oraya birkaç tane abimiz yönetici olacak. Biz asker olarak çalışmaya hazırız. Nereye dediler? Şuraya, şunu yapın, bunu yapın. Biz her türlü çalışmaya hazırız. Ama böyle bir şeye ihtiyaç var. Mesela bir müze olduğu takdirde onlar, onların evlatları, onların bir yakınları geldiği zaman evet biz bunlar, Balkanlardan geldik. Bunlar zayi olmamalı. Kesinlikle. Her evde oralardan gelme hatıralar var. Yeni nesil belki bunları muhafaza edemeyebilir ama bunlar bu tarihi belgedir. Bunları bir yere koymamız lazım. Platform sadece tarihsel anlamda olmamalı. Mesela Balkan dernekleri arasında biz bir futbol müsabakaları şampiyonası düşünüyoruz. Yani kaç tane derneğimiz var? 70 tane. Kaç tanesi müsait? Şu kadar. Onlarla beraber senin gibi abilerim mesela gençler olmayabilir, şöhretler. Bir kupa sembolik olarak ama önemli olan bir araya gelmemiz. Çok güzel bir Balkan festivali yapılabilir. Şimdi ben Almanya'da kaldığım zaman Cengiz abi Berlin'de Türk yürüyüşünün Kuzey Bavyera sorumlularındandı. Bir festival yapıyorlar. Harika. Mesela Büyükşehir Belediye'mizin üstü açık otobüsleri var. Oradan gelen festivale gelen halk dansları ekiplerini Karşıyaka'da, Alsancak'ta, Güzelyalı'da, Buca'da, Bornova'da 2 gün öncesinden insanlara gül atarak festivale önce İzmir'i hazırlamamız lazım. Biz festival yapacağız. Şu tarihte. Olmaz. Kimin haberi var? Ya zaten bak biraz yani. Adana'da dedin çok değerli bir sanatçımız geldi. Yani. Mesela herkes biliyor ama ya bir türlü bunları bir araya getiremiyoruz. Fenerbahçeli Semih, Çamdibi'nin çocuğu. Yani. Hemşerimiz. Hayrettin. Yani Hayrettin. Aynı şekilde. Galatasaraylı Semih, benim yeni köylü. Yani. O da suyun öte yakası. Hüseyin Beşok. Evet. Beşokların milli takımın dünya çapında basketçi Hüseyin Beşok. Bizim Çamdibi'nin çocuğu. Evet. Fenerbahçe'nin santraforu. Ben Galatasaraylıyım ama Semih Fener'de gol attığı zaman hoşuma gidiyor. Neden? Semih Fenerbahçe'nin Çamdibi'nin çocuğu. Bizim oranın çocuğu. Galatasaraylı Semih santraf. Bakıyorum fırtına gibi. Masal sapsarı kerata. Bakıyorum o da Çamdibi'nde büyüdü. Antrenmanlar yaptı. Yeriköy'de doğdu ama Çamdibi'nde bulundu. Bunlar hemşeri be ya. Yani biz eğer suyun öteki yakasını yaşatmak istiyorsak müzikte, kültürde, edebiyatta, tarihte, insanın olduğu her yerde, ekonomik işbirliğinde, her yerde yaşatmamız gerekiyor. Doğru. Ki biz o zaman diyelim, evet biz İzmir'de 1,5 milyon üzerinde, 1,6 milyon civarında Balkan insanı olarak İzmir'in her şeyine adayız.
çöpünü toplamaya da, güzelliklerini yapmaya da, yönetmeye de, çalışmaya da adayız diyebilmeliyiz. Biz önce bir araya gelmemiz gerekiyor. Biz bunu yaşatmamız gerekiyor. Kültür anlamında, sanat anlamında, mesela resim sergileri yapmak istiyoruz. Mesela bu projeler arasında Mart ayında Dünya Kadınlar Günü'nde İzmir'de Balkan kadınını seçmek istiyoruz. Herkes... Aa, ben Doğan'ı unuttum. Bizim Doğan da Doğan Karabulut da bizim Bulgaristan kuzeyinde haberciler kralı. İzmir'de bütün televizyonların en kralı habercisi Doğan Karabulut. Bizim hemşerimiz o da. Bulgaristan kuzeyi Şumlu değil değil mi Doğan? Provadya. Heh. Bak gördün mü? Şimdi mesela Dünya Kadınlar Günü'nde Cengiz evet. abi Balkan kadınını seçebiliriz. Herkes bir aday tespit edebilir. Neden aday olduğunu gösterebilir. Özgürce bir oylama yapılır. İnternet üzerinden veya basın üzerinden. Ve Balkan kadını seçilebilir. 23 Nisan'da İzmir'de Balkan çocuğunu seçebiliriz. Başarılı Balkan. 19 Mayıs'ta mesela Balkan gencini seçebiliriz. 19 Mayıs'ta bunu İzmir kamuoyuna tanıtırız. Neden bu Balkan çocuğu seçildi diye. Sporcularımızdan bunu seçebiliriz. Anneler gününde yılın annesini seçebiliriz. Yani bunlarla ilgili yaklaşık 26 tane proje hazırladık. Müzik anlamında... Ama bunların dernekleri paylaşmanız lazım. Yeni tabii, kitleleri tabii. yaymanız lazım. Yani. Tabii. Biz bunun yaklaşık olarak projesini hazırladık. Şimdi tek tek derneklerimizi ziyaret ederek basında, kamuoyunda duyurarak onlarla bir araya gelmeyi istiyoruz. Ha, biz burada başkan olma falan şeyinde de değiliz. Biz askeri olmaya askeri yani. Olmaya yaşadık. Hazırız. Ama önemli olan bir araya gelelim. Bir araya gelelim ve suyun öteki yakasını birlik beraberlik içerisinde İzmir'de yaşatalım. Güzel günümüzde de mesela vefat eden birimiz de olacak. O günde yaşatalım. Bir toplanalım bakalım bir cenaze namazımızda. 500'ler binler değil, 10.000'ler toplansın tabii, bakalım. Tabii. Bir değerli büyüğümüzün bir sergisi olduğu zaman 10.000'ler toplansın bakalım. Yani bu konuda bunu, biraz, bu konuda biraz eksiğimiz var yani eksiğimiz var. O konuyu biraz sevmiyoruz. Öyle şatafatıyı fazla sevmiyoruz. Çalışmayı seviyoruz. Göçmenlerin olağanüstü bir şeyi vardır. Çok dürüsttür, çok çalışkandır. Ve benim her zaman söylediğim bir şey vardır. Göçmenlerden sağcı çıkar, göçmenlerden solcu çıkar ama göçmenlerden vatan haini çıkmaz dedik ve çocuk programı bitirdi. Son cümleni alayım. Evet, bu Balkan platformu konusunda da İzmir ve çevresinde olan bütün Balkan derneklerimize platformumuzu açıyoruz. Bizlerle birlikte hareket edebilirler, katılabilirler. Umuyoruz ki İzmir'de çok güzel bir Balkan platformu oluşur ve İzmir'de Balkanlar çok iyi bir şekilde temsil edilir ve hak ettiği yerleri alır diye düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Evet sevgili İzmirliler, bir program daha bitti. Yine görüşeceğiz. Hani Akuz Naite Panaşı bu Dobro Veşir Dereçim. Dobro Veşir hayırlı akşamlar demektir. Hamza geldi, çok teşekkür ederim. Devam edeceğiz. Samaga Sultan Hanım Şevisi'nin. İsmail Bayraktar ve diğer arkadaşlar aydın. Hepinize hayırlı akşamlar. Hani gene ben söyleyeyim. Balkanca, Balkan dilinden. Dobro večer. Dobro večer. Hadi bakalım be.